Merhaba arkadaşlar. DİAMOND araç farı ve arka stopları temizleme ve yenileme setinde bir adet ıslak mendil, ön iki far ve arka iki stop lambasına yetecek, varsa yanlardaki plastik şeffaf sinyal lambaları içindir. Onun yanı sıra bir adet kullanma talimatı, bir adet 600'lük, bir adet 1000'lik, bir adet 1500'lük ve bir adet 2000'lik zımpara bulunmaktadır. Bu set bir arabanın komplesi içindir, tek kullanımlıktır. Parlatacağımız arabanın farına bakacak olursak bu şekilde, ne kadar kirli, ne kadar işlem görmüş Allah bilir. Far camımızın hali budur. Diğer fara geçecek olursak, uzaktan görünümü böyle. Yakınlaştıralım. Ne kadar kirli. Birazdan biz bunu 600'lük, 1000'lik, 1500'lük, 2000'lik zımparayla zımparalayıp, yıkayıp, kurutup parlatma iş uygulamasına başlayacağız ve sonuçlandıracağız. Pırıl pırıl far camına sahip olacak. Çok uzun süre far camını kullanabilecek. Arkadaşlar, parlatma işlemine başlamadan önce 600'lük zımparamızı alıyoruz. Setimizden çıkan 600'lük zımparamızı alıyoruz. Sulu zımpara yapmaya başlıyoruz. Tekrar çeker misin kötü halini? Bakın beyaz sular nasıl dökülüyor. Bu beyaz sular yüzey kirliliği. Zımparayı ilk vurduğumuzda haşır haşır ses geliyor. Gittikçe bu ses azalıyor. Sanki elimiz kaygan bir yüzeyde kayıyormuş gibi. 600'lük zımparadan sonra 1000'lik zımparaya geçeceğiz. 600'lük zımparayla bu şekilde zımparalıyoruz. Yüzey temizliğini yapıyoruz birkaç dakikalığına. 600'lük zımparadan sonra 1000'lik zımparayla, elimi tak. 1000'lik zımparayla zımparalama işlemimize devam ediyoruz. Dairesel hareketler çizerek 600'lüğe nazaran zımparamız daha bir kaygan konuma gelmiş durumda. Zaten zımpara hissettirir kendini. Kesinlikle. 600 binlikten sonra 1500'lük zımpara ile sulu zımparaya devam ediyoruz. 1500'lük zımparadan sonra binlik zımparaya geçeceğiz. Arkadaşlar, 600 binlikten 1500'lükten zımparaladıktan sonra hafiften yıkadık. Şöyle far camımızın aldığı hal böyle. Şimdi 2000'lik zımparayla zımparalamaya başlayacağız ve zımpara olayını sonuçlandıracağız. 2000'likle yaptığımızda sanki su değil de zeytinyağı kullanıyormuşuz gibi, bakın elim ne kadar çabuk kayıyor. Bu demektir ki far camımızın yüzeyi pürüzsüz hale gelmiştir. Gene de biz en son pürüzleri yüzeysel olarak alıyoruz. Bir önceki zımparaların açmış olduğu çizikleri sıfırlamaya çalışıyoruz, kapatıyoruz. 600 bin, 1500, 2000'lik zımparadan zımparaladıktan sonra far camımızı normal su ile yıkıyoruz. Şu beyaz sularımızı da yıkayalım ki arkadaşlar,
hem arabamız çirkin durmasın, hem bu beyaz sular leke yapmasın, boyada kalıcı kalmasın arkadaşlar. Lütfen unutmayalım. Far camımız bu durumda yıkanmış haliyle. Biz devam et. Biz mikrofiber havluyla, mikrofiber havluyla kurulayacağız bunu. Çok iyi bir şekilde kurulayacağız arkadaşlar. Öyle bir kurulayacağız ki diğerine başlamadan bunun kaba suyunu alalım. İyiceden kurulayacağız. Etrafında toplu iğne ucu kadar dahi su kalmasın. Önce bunu zımparaladık. Kuruttuk. Bu hale geldi. Bu daha çok kururken diğer far camını işleme tabi tutacağız. Bu zımparalanmış, yıkanmış, kurumuş hali. Yapılmamış olan diğerine bakalım. Bu da hiç işlem görmedi daha. Kirli hali. Yaklaştıralım. Daha yaklaştıralım. Bakın ne kadar kirli. Şuralar. Evet. Bunu aynı şekilde 600, 1000, 1500, 2000'lik zımparadan zımparalayıp diğerine yaptığımız gibi yıkayıp kurutup parlatma işlemini aynı anda ikisine birden yapacağız. Mendili açtığımız zaman birini yap, kurut, parlat. Ondan sonra diğerine geç yapmayalım arkadaşlar. İkisini de zımparaladık, yıkadık, kuruttuk. Ondan sonra ikisini aynı anda zarfımızı açacağız, ıslak mendilimizi süreceğiz. Her iki far camımızı 600, 1000, 1500, 2000'lik zımparadan zımparaladık, yıkadık, kuruttuk. İyiceden kuruttuktan sonra, zımparalama işlemleri bitip iyice kuruttuktan sonra aldığı hal budur. Şimdi parlatma işlemine geçiyoruz. Tut abi, devam et. Şut. Kutumuzdan çıkan biraz az geri. Çok geri oldu. Neyse. Kutumuzdan çıkan zarfımızı açıyoruz. Islak mendilimizi çıkarıyoruz. Şunu üçte bir oranında büküyoruz parmağımıza şöyle. Parlatma işlemine başlıyoruz. Hadi arkadaşlar. Sağdan sola bir daha üstünden geçmemek üzere, fakat bir geçtik. Geçtiğimiz yerin üstte yarım santim, bir santim bindirme yaparak yapacağız. Hadi bismillah. Yarım santim bindirdik. Bu şekilde bir daha üstünden geçmeden arkadaşlar çerçevemizi yapıyoruz. Far camımız bu hale geldi. Şimdi aynı işlemi sağdaki hazırladığımız far camına geçiyoruz. Yine ıslak mendilimizi, tamam. Islak mendilimizi sağdan sola bir daha üstünden geçmemek üzere yarım santim üstüne gelebiliriz alttakinin. Sağdan sola bir daha üstünden geçmemek üzere bu şekilde çerçevemizi yapıyoruz. Parlatma işlemi. Harika oluyor. Parlatma işlemimiz bitmiştir. Daha yakından bakalım. Videonun ilk başına giderseniz bu far camı ne haldeydi? Zımparaladık, kuruttuk, ne haldeydi?
Şu an saat 4.30-5 akşamüstü. 12 saat, en az 12 saat el ve su değmeyecek. Yani sabah 4.30-5'e kadar derken sabaha kadar el ve su değirmeyin arkadaşlar. Sağ far camımızda. Sağdan alalım. Sola doğru lambanın dibi bile görünüyor arkadaşlar, farkındaysanız. Maşallah diyelim. Evet, Diamond far camının nasıl parlatıldığını gördük. Bu set bir araba için ön iki far ve arka stop lambaları içindir. En az 12 saat veya sabaha kadar el ve su değirmemeniz rica olunur. YouTube'da süper far temizleme 1'den 10'a kadar, süper far parlatma 1'den 10'a kadar videolarımız var. Onları da izleyebilirsiniz. Sahibinden ve gitti gidiyordan da satın alabilirsiniz. Teşekkür ederim.